dönüşüm yalnızca İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerde değil, Türkiye genelinde büyük bir hızla sürüyor. Hatay Kırıkan'ın yeniden inşasında Kalı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalı ilk akla gelen isimlerden oluyor. Kalı'nın tamamladığı projeler binlerle ifade ediliyor ve şu anda da eş zamanlı olarak yapımı devam eden 1000 kadar konut bulunuyor. Herkesin hayalidir bir ev sahibi olmak. Kimi dişinden, tırnağından artırır bu hayali gerçekleştirmek için, kimi banka kredisine başvurur. Bütçe doğrultusunda çok sayıda alternatif inşaat projesi vardır var olmasına da bunların her biri yuva olarak nitelendirilmez. Kalı İnşaat'ın Hatay Kırıkan'da yuva kurmak önceliğiyle inşa ettiği yapıların sayısı binlerle ifade ediliyor. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalı kendisine güven duyulmasının gururunu yaşıyor. Bizim baba mesleğimiz bu inşaatçılık. 35 yıldan beri bu mesleğin içindeyiz. 2003'ten itibaren müteahhitliğe başladım. Müteahhitliğe başlama amacım, sebebim şudu. Dedim ki bir baştan başlayayım. Satabilirsem sattım, satamazsam dedim kiraya veririm. 8 daireden başladım. Allah'ın bugüne şükürler olsun ki yaptığımız daireyi sattık. Şu anda binlerce daire teslim ettik. 2000'in üstüne daire teslim ettik. Şu anda bizim 800 daire devam eden inşaatlarımız var. Çok şükür Kırıkan'a biz iyi bir güven verdik. Suriye'den çok sayıda göçmenin Kırıkan'a yerleşmesi konut ihtiyacını son birkaç yılda daha da artırmış. Bu ihtiyacı göz önünde bulunduran Mehmet Kalı, tüketicilere 2+1'den 4+1'e kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Kırıkan'da şu anda ihtiyaç devam ediyor. Biz de 2+1, 3+1 ihtiyaca göre, durumlara göre 2+1'den tut 4+1'e kadar dairelerimiz yapılmaktadır. Şu anda biz ekstra temelden sattığımızdan dolayı sıkıntı olmuyor. Çok şükür Kırıkan'da büyük arsalara, büyük projelere Kalı İnşaat imza atabiliyor. Mehmet Kalı, tüketicilerle aralarında kuvvetli bir güven bağı oluştuğunu söylüyor. Sözlerinin arkasında durup vaat edilen zaman dilimlerinde projelerin tamamlanması bu güvenin en önemli sebebi oluyor. Plastik atölyemiz var. Kendi plastik kapı penceremiz biz üretiyoruz. Demir atölyemiz var. Demirden ilgili apartmanın giriş kapısı, çatısı falan bizim atölyede yapılıyor. Eritir dükkanımız var, su dükkanımız var, nakliye araçlarımız var. Ondan dolayı bizde süre çok önemlidir. Bu sözleşme yaptığımız takdirde diyor ki burası 12 ayda bitecek ve 16 ayda bitecek. Devamlı verdiğimiz süreden 3 ay önce, 4 ay önceden bitir teslim ederiz. Hatta şu şartı koşuyoruz. Diyoruz ki eğer 12 ay süre verdiysek, 12 ay bir gün geçerse kiranızı alın. Bir gün geçerse kiranızı alın. Erken bitirsek tapunuzu alın, ödemenizi yapın. Sadece bunu istiyoruz. Kırıkan halkımız da çok buna karşı duyarlı, çok iyiler. Biz zamandan teslim ettiğimizden dolayı, zamandan erken teslim ettiğimizden dolayı bize çok teşekkür ediyorlar. Mehmet Kalı, kent estetiğine ve site yaşantısının gerekliliklerine uygun projeler inşa ediyoruz diyor. Şu anda yaptığımız siteler güvenliklidir. Büyük siteler, büyük projeler. Bu TOKİ merkezine yaptığımız yerler 298 daire bir sitemiz. Bütün sosyal hakları, alanları içinde mevcuttur. Bunun içinde çocuk parkı, araba parkı, cenaze taze evi, toplantı salonları, kurban kesim yerleri ve yüzme havuzları. Yüzme havuzları özellikle çocuklarımız için. Çocuklarımız yüzme öğrenmek amaçla. Bizim hatta 6 ay boyunca siteyi teslim ettikten sonra 6 ay boyunca hoca tutuyoruz. Çocuklar yüzmeye öğretmek için. Çünkü çok gençlerimiz, çocuklarımız yüzmeyi bilmiyor. Yüzme bir ihtiyaçtır. Yüzme öğren bir arkadaşımız, dostumuz bir can kurtarırsa bizim için bir sevap kazanmış oluruz. İki
2000'den fazla daireyi söz verdiği tarihte tamamlayıp satışını gerçekleştiren Mehmet Kalı, hali hazırda 900 daireyi daha tamamlamaya hazırlanıyor. 298 daire TOKİ'nin yanı, TOKİ'nin alt tarafı 136 dairemiz devam ediyor. 2+1 ekonomi daire, fiyatlarımız uygun, herkese uygun şekilde. Ben Allah'a ant içtim, Allah'a ant ettim ki bütün dostlarımı, arkadaşlarımı daire ve yuva sahibi yapmaya ant içtim. Onun haricinde 3+1 115 metrekare, 135 metrekare, onların da saydığım gibi bütün sosyal alanlar hakları içindedir. Şu anda iki site, Gül sitesi dediğimiz 128 daire devam etmektedir. %70'i, 75'i bitmiş vaziyette. Diğer Leyla Hanım sitesi de şu anda %15, %20 arası yeni başladık. Toplam 5 blokta oluşmaktadır. 5 bloğun şu anda birinci bloğunda devam ediyoruz. Biz Kırkan'ın çok yerde inşaatlarımız var. Bu Reyhanlı yol üstünde yaklaşık olarak 207 daire ve 18 iş yeri olmaktadır. Burayı da lüks, modern bir site yapacağız. Çünkü orası Kırkan'ın en gözde olan bir yerimizdir. Bütün sosyal alanları ve son sistem inşallah bir inşaat yapacağız. Amacımız nedir? Hizmet. Her projede çıta biraz daha yükseliyor. Firmadan daha evvel daire satın alan tüketiciler bu yeni projelerle evlerini takas edebiliyor. Kalı sunulan imkanın ayrıntılarını şöyle anlatıyor. Biz de daire alan bir vatandaşımız farz et 2+1 aldı. Bu vatandaşa o günün şartlarında 60 bin lira sattık. 3 yıl oturdu, 5 yıl oturdu. 5 yıl sonra bu daireye geri takas etme şansımız var. Biz 3 yıl sonra takas edeceğimiz daire, 5 yıl sonra takas edeceğimiz daireyi 5 yıl önceki fiyattan almıyoruz. O günün şartları, 60'a verdiğimiz daire, o günün şartları kaç para yapıyorsa atıyorum 80 bin, 100 bin o fiyattan kabul ediyoruz. Bizim dairemizde de 100 bin, 120 bin aradaki fark olarak 20-30 bin lira farkı da bina bitene kısım kısım ödeyebilir veya bina bittikten sonra kredi çektirip ödeyebilir veya der ki kardeşim ben bu 20 bin, 30 bin farkı ödeme durumum yok. Ben gene 6 ay süre veririm. 6 aya kadar sat kardeşim. İsterse dairen 100 bine sat, isterse 120 bine sat. Benim paramı 6 ay sonra öde demek şartımız var tabii. Deprem yönetmeliğiyle birlikte değişen statik hesaplamalar sayesinde artık daha dayanıklı ve güvenli binalar inşa ediliyor. Yönetim Kurulu Başkanı Kalı, yapım aşamasında bizzat projelerin başında bulunuyor. Özellikle bina sağlam olması gerekiyor. Çünkü bizim 35 yıllık bir bu mesleğe bir emeğimiz var. 35 yılın emeğini bir kalemde silmek istemiyorum. Biz statiğe çok önem veririz. O sebepten dolayı demir az gelirse diyorum ki demiri güçlendirin. Birinci kattaki demiri, özellikle birinci kata tablet çakıldığı zaman, demire başlandığı zaman ben üstlerinde dururum ki o demir hesaplarını ona göre ayarlarım. Eksikse fazlalaştırırım. Beton, ibre torsuz beton dökmeyiz kesinlikle. Bizim müşterimizden biz dağlar kadar memnunuz. Yani neden? Bizim müşterimizi tercih ediyor. Biz yani verdiğimiz daire yaşamak için, ölmek için değil. Yırakola deprem oldu. Deprem olduğu zaman koşa koşa duşa çıkmasına gerek yok. Bizim inşaatlarımız depreme dayanıklı vaziyette. Biz yuva veriyoruz, ev veriyoruz, mezar vermiyoruz. O sebepten dolayı müşteriler bizi tercih ediyor. Biz yok satıyoruz. Yok satma sebebimiz müşteri tercih ediyor. Müşteri diyor ki nereden temeliniz var? Şurada. Sormuyor. Ne yapacaksın? Özellikleri sormuyor. Neden? Çünkü güvendiğinden dolayı. 100 binden fazla nüfusuyla hızla büyüyen Kırıkhan'da marka olmayı başaran Mehmet Kalı'nın hedefi önce Türkiye genelinde ardından da yurt dışında adının duyulması. Yayla kent sitemiz var. Gedik Yaylası, Atık Yaylası. Orada ben bir 50 daire bir projem var. Şu anda projemiz devam etmektedir. Yeni bir yerimiz anlaşma yaptık. 200
220 daire yayla kent sitesi olacak orası da. Amacımız Hatay'ın çok yerlerinde inşaat yapmak. Amacımız Türkiye'nin genel yerlerinde, yerlerinde inşaat yapmak. Amacımız büyümek. Allah nasip ederse ileri bir tarihte inşallah yurt dışlarına da çıkacağız inşallah. Öz sermaye ile projelerini tamamlayan Mehmet Kalı, 3 bankayla yaptığı anlaşma neticesinde tüketicilere kredi olanağı da sağlıyor. Ben bankalara yeterince teminat verdim. Eğer benim başıma bir şey gelirse, bir sıkıntı olursa banka bunu bitecek teminat verirken. Benim müşterim çektiği krediyi bankada hesaba giriyor, blokoya alınıyor. Tabii banka müdürlerimiz diyor ki kardeş kısım kısım diyor bunu boşa çıkarabiliriz parayı. Yok diyorum ben. Bina bittikten sonra eksperi geliyor, param ondan sonra diyorum boşa çıkarın. Bina bittikten sonra. Amacımız nedir? Firmamız ve müşterimiz, bankamız zarar görmesin. Bir de şu var bizde. Farz et ki bu 40'ında daire aldın. Bir memursun, öğretmensin, polissin. Her türlü her kişiye bu sözümüz geçerlidir. İskenderun'a tayini çıktı, Antakya'ya tayini çıktı. Orada da inşaat yaptığımız takdirde buradan orası takas gerçekleşiyordur. Bütçeleri yormayacak, ekonomik konutlar inşa eden firma için binaların estetik yapısı da oldukça önemli. Mehmet Kalı, Kırıkan'ın değişen çehresinde sorumluluk üstlendiklerini söylüyor. Sık sık yurt dışlarına çıkıyorum. Fuarlara katılıyorum. Amacım orada bir bilgi, tecrübe sahibi olmak. Oradaki aldığım dış mimari şeyleri, dış kataloglardaki olan binaların özelliklerini gelip burada yansıtıyorum. Amacımız nedir? Memleketimiz güzel bir şey olsun. Önce bizim Kırkan'ımız bir köyü andırıyordu. Şu anda gerçekten çok illerden büyük bir ilçemizdir. Çok göç alan bir ilçemizdir. İnsanları çok sıcakkanlıdır. İnsanları çok iyidir. Bizim burası bayağı büyüdü, bayağı büyüdü. Yeni yerleşim, yeni Kırkan yapmaya karar verdik. Allah nasip ederse. Projeleri hayata geçirirken çevreyi göz ardı etmiyor Mehmet Kalı. Çevremizi, mesela sosyal alanlarımızı güzel bir şekilde yapalım. İmara uygun şekilde yapalım. İmar kirliliği yapmayalım. Amacımız nedir? Bir eser bırakmak. 12-13 yıldan beri müteahhitlik yapıyorum. 13 yıldan beri kesinlikle bir arkadaşımızdan, bir dostumuzdan, bir çevremizden duymadık ki Kalı İnşaat'ın dairesinde memnun değilim diyen insan duymadık. Amacımız vatandaşı memnun etmek. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde en temiz ve örnek apartman ödülü almış olmak Mehmet Kalı'yı mutlu ediyor. Kalı verdiği vergilerle de örnek teşkil ediyor. Yaptığımız bina Kırkan'ın en büyük, en zirvedeki bina seçildiğinden dolayı bize teşekkür belgesi verildi, bileket verildi. Kırkan Belediye Başkanımız. 3 defa vergi rekötmeni oldum. Hatay 14.sü oldum. Kırkan birincisi oldum. Tabii şimdi bunlar büyük bir gururdur. Bunlar büyük bir sevinçtir. Yönetim Kurulu Başkanı ekibine güveniyor. Kalı, ortada bir başarı varsa bunda ekibinin büyük bir pay sahibi olduğunu dile getiriyor. Ben ekibimi en güzel şekilde ayarladım, seçtim. Hepsi dört dörtlük. Tabii birinci Allah'ın sayesinde, ikincisi ekibin sayesinde ben böyle zirvedeyim, böyle ayaktayım yani. Ben yurt dışına gittiğim zaman gözüm arkada kalmaz. Bir hafta 10 gün giderim, fuarlara katılırım. Gözüm arkada kalmaz. Neden? Çünkü güvendiğim kişiler var. Ekibime güveniyorum. Yani çalışanlar da çoğu benim bedenimdir. Ağaç yaprağına gürler. Bu atasözüdür. Amacımız nedir? Bir şeyler yapmak. Sağ olsunlar, beni bugüne kadar kesinlikle mahcup etmediler. Etmeyeceğinden dolayı genlere ayrı ayrı teşekkür ederim. Herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalı sözlerini noktalarken Kırıkan'a hizmet önceliğiyle proje üretmeye devam edeceğinin altını çiziyor. Amacım bir şeyler yapmak Kırıkan'a. Kırıkan'ı da arkadaşlarımız, dostlarımızı sevindirmek. Neyle sevindirmek?
İşte yapacağımız eserlerden sevindirmek, eserlerden onları mutlu etmek. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz demektir.